Akademi'den herkese merhabalar. Birinci dönemi kapattık. Karnelerimizi aldık. Keyiflerimiz yerinde arkadaşlar. O zaman tabii ki full tekrar kampına doyasıya dalabiliriz arkadaşlar. Neler öğrendik, neler yaptık. Şöyle hep birlikte en baştan en sona kadar tekrar edelim. Şöyle aklımızda iyice yer etsin ki ikinci dönemde de rahat edelim. Çünkü o bilgileri tekrar kullanmaya devam edeceğiz. Bir kenara koyup bırakmayacağız. Neler vardı? Şöyle programımıza hep birlikte göz atalım arkadaşlar. matematik, fizik, kimya, biyoloji şeklinde ilerleyen bir programımız olacak. Bugünkü kimya dersinden sonra bizi bir de biyoloji dersi bekleyecek ve güzelce full tekrar kampımızı tamamlamış olacağız. Tekrar kampımız boyunca kullanacağımız kaynağımız nedir? Tabii ki Dinamo Kimya kitabımız arkadaşlar. Bizim vazgeçilmezimiz onun sayesinde bir sürü güzel notlar aldık, konuları öğrendik. Neler vardı kitabımızın içeriğinde? Şöyle tekrar bir göz atalım. Hepiniz sahipsiniz ve büyük çoğunluğunu çözdünüz zaten. Ama eksik kalan yerler varsa tamamlamak için bizim önümüzde çok güzel bir fırsat var. Çok güzel bir zaman aralığı var. Önümüzde bir tatil var çünkü. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar gibi bir üniteyi tamamlamıştık. Dolayısıyla bu üniteyi baştan sona bitiriyoruz. Karışımlar ünitesine başlamıştık. Burada homojen heterojen karışımlar ve çözünme olayı kısımlarını tamamlamış, cebe koymuştuk. Dolayısıyla arkadaşlar bu kitapta 96. sayfaya kadar gelirim oraya kadar artık çözülmemiş yer bırakmayalım. Neler vardı kitabımızın içeriğinde şöyle bir bahsedelim tekrardan tabii ki e, ilk defa kitapla karşılaşanlar için. Her sayfada arkadaşlar bir tane çözümlü örneğimiz oluyor ve bu çözümlü örnek sayesinde bize güzelce o konuyla ilgili aslında bilgiler veriliyor. Ve ardında da çözülen soruya benzer nitelikte ve o konuya odaklı dört tane soru bizim çözümümüzü bekliyor. Bu sayede de her bir sayfada aslında bir konuyu ve aslında onunla ilgili karşımıza çıkabilecek bir soru tipini cebe koymuş oluyoruz. Sonrasında da bölümle ilgili bölüm tarama testlerimiz karşımıza çıkıyor. Bu bu şekilde her bölümden sonra kendini tekrar ediyor arkadaşlar ve ünitenin sonuna kadar gelecek olursak ünitenin sonunda da tarama testleri var. Tabii ki tarama testlerinden sonra sonra bir de bakalım ki bütün üniteye genel bir bakış atarsak buradaki soruları da çözebiliyor muyuz şeklinde. Ünite tekrar testlerimiz olacak. Üniteyi tekrar ettikten sonra e, bayağı öğrendik. O zaman nasıl ilerleriz şeklinde fen lisesi de okuyan arkadaşlarımıza yönelik sorular var. Peki bu yarın öbür gün üniversite sınavında da karşımıza çıkacak. O yüzden ÖSYM tarzında soruların bulunduğu bir testimiz var. Ve yazılılarda bize yardımcı olacak. Bizim için çok önemli olan yazılı tipinde soruların bulunduğu bir testimiz var arkadaşlar. Bu da bizi bir sonraki üniteye taşıyan kısım oluyor. Kitabımız çok değerli. Kitaptaki bütün soruları çözdüğümüzden emin olalım. Herhangi çözemediğimiz bir soruya da aklımızı karıştıran bir nokta olursa da e, kare kodlarımız mevcut. Video çözümlerine gidip bütün eksiklerimizi giderebiliyoruz. O zaman haydi dalalım artık şu kimyayı bir baştan sonra tekrar edelim bakalım. Neler yapmıştık peki? iki tane ünite yaptık arkadaşlar. Kimyanın temel kanunları kocaman bir üniteydi. Dönemin neredeyse tamamını bu üniteye ayırdık. Oldukça geniş bir içeriğe sahipti. Sonrasında da karışımlar ünitesine başlangıç yaptık. Tamamlamadık ama orada da yine baya bir yol kat ettik. Dolayısıyla genel tekrarımızda kimyanın temel kanunlarına odaklanmış bir tekrar olacak. Dolayısıyla temel kanunları ve hesaplamaları diyeceğiz. Neler vardı peki kimyanın temel kanunlarına bahsederken? Arkadaşlar üç tane temel kanunumuz vardı. Bunlardan ilki kütlenin korunumu kanunuydu. Lavoisier'in ortaya attığı bir kanundu ve diyordu ki bize bir tepkime eğer fiziksel veya kimyasal bir tepkime ise... ...bu tepkimede harcanan maddelerin toplam kütlesi oluşan maddelerin toplam kütlesine eşit olmak zorundadır. Yani fiziksel veya kimyasal tepkimelerde bak burayı vurguluyorum nükleer tepkimelerde kütle korunmaz. E, fiziksel ve kimyasal tepkimelerde korunmaz. ...ve bu tepkimelerde toplam kütle sabit kalmak zorundadır. Yani madde vardan yok edilemez, yoktan da var edilemez şeklinde değerlendiriyorduk. Proust bize sabit oranlar kanunu sunmuştu. Sabit oranlar kanunda da diyordu ki bize... ...bir bileşik yapısından bahsediyorsak... ...mesela X, A, y, B gibi bir bileşikten bahsediyorsak... ...burada bu bileşiği oluşturan elementlerin... ...hem sayıları hem de kütleleri arasında sabit bir oran olmak zorundadır. Yani... A tane X, B tane Y var. O zaman sayıcı oran A bölü B olacak tabii ki. Kütleci orana bakacak olursak buradaki X ve Y elementlerinin atomlarının belli kütleleri var. Dolayısıyla e, bileşin yapısındaki atom sayısıyla kütlesini çarparsak onun her bir mol içerisindeki ya da her bir molekül içerisindeki e, ya da her bir bileşik formülü içerisindeki kütlesini bulmuş oluruz. Dolayısıyla bunlar arasındaki oranın da sabit olduğunu belirtiriz. Katlı oranlar ise Dalton'un ortaya attığı bir kanundu. O da diyordu ki eğer aynı elementlerden oluşan iki tane bileşiğimiz varsa, iki farklı bileşik varsa, bunlar arasında yine eğer element kütlelerinden birini sabit alırsak diğerleri arasındaki oran sabit olmak zorundaydı ve buna da katlı oran adını veriyorduk. Nasıl yani? Diyelim ki x y 2 ve x 2 y şeklinde iki tane bileşiğimiz var. Bak yapacağımız şu buradaki elementlerden birinin kütlesini ya da miktarını sabit tutmamız gerekiyor. Şimdi x 1 bölü x 2 dediğine göre yani x'ler arasındaki oranı bizden istediğine göre demek ki y'leri sabit tutmamız gerekiyormuş. Peki y'ler nasıl birbirine eşitlenir ya da sabitlenir burada? Bu durumda diyorduk ki biz şu ikinci bileşiği 2 ile genişletelim ki bunun içerisinde de 2 tane y olsun. Dolayısıyla her ikisinde de 2 iki tane y olduğu zaman x'ler arasındaki oran üsttekinde 1 alttakinde 2 ile genişlettiğimiz için 4 olacağı için burada katlı oranımız 1 bölü 4 olur diyorduk. Hemen bir örnekle bu konuyu şöyle bir süpürelim bakalım. 1 gram y kullanılarak en fazla 4 gram x y 4 bileşiği elde edilebilmektedir. Bakın arkadaşlar eğer bir soruda bize soru kökünde verdiği bileşikle aşağıda bizden istediği bileşiğin formülü bir birliğiyle aynıysa bu bir sabit oranlar kanunu sorusudur. Dolayısıyla doğrudan bizim yapmamız gereken mx bölü my oranını bulmaktır. Bak bu oranı bulduğumuz zaman istediğimiz yorumu yapar istediğimiz soruyu çözeriz. Peki bunun için nasıl bir yorum yapacağız? Bak demiş ki bize 1 gram y kullanıyorsak elde ettiğimiz bileşiğin toplam kütlesi 4 oluyormuş. Yani eğer Y'den 1 gram kullanıyorsan toplam kütlenin 4 olabilmesi için X'den 3 gram kullanman gerekiyormuş. Yani MX bölü MY değeri 3 bölü 1'miş. Bu bizim temel ihtiyaç duyduğumuz bilgi oldu. Peki alttaki sorularda bu bilgiyi nasıl kullanacağız? 24 gram X elementi kullanılarak en fazla kaç gram XY4 elde edilir? Bak şöyle yapıyorduk. Diyorduk ki X elementi ile Y elementinin birleşiminden... Eğer x, y 4 oluşturmaya çalışıyorsak bu oran diyor ki 3 gram x'e karşılık 1 gram y kullanırsın ve buna karşılık 4 gram da bileşik elde edersin. Peki bizden istediği kütle 24 gram x olduğuna göre bunu nasıl yorumlayacağız? Diyeceğiz ki 3'ün 8 katı 24 olduğuna göre 1'in kaç katı almamız gerekiyor. Yine 8 katı 8 kütlesini verecek. Dolayısıyla da 4'ün 8 katı kütlesinde bileşik elde etmeyi bekleyeceğiz. Yani 32 gram ya da 24 ile 8'in toplamı kadar bileşiğin kütlesinin oluşmasını bekleyeceğiz. Aynı bileşiği sorduğu zaman yapacağımız işlem buydu. Peki İkinci öncülde olduğu gibi farklı bir bileşik yine aynı elementlerden oluşan ama farklı bir bileşikle ilgili yorum yapmamız istiyorsa bu defa katlı oran kullanmamız gerekecek. Bunu da şöyle yorumlayacağız arkadaşlar şimdi birinci bileşiğimiz x y 4 bileşiğiydi değil mi ve bunun için kütleler arasındaki oran 3 bölü 1 di O zaman diyeceğiz ki burada 3 bölü 1 oran olması için bir tane x'in 4 tane y'ye olan oranının bir 3 bölü 1 olması gerekiyor. Buradan yola çıkarak da x bölü y oranını bulacağız. Her zaman için bunu bulduğumuz zaman işimiz kolaylaşıyor. x bölü y oranı aslında x atom kütlesinin y atom kütlesinin oranını verecek bize. Dolayısıyla burayı 12 bölü 1 olarak bulacağız. Bak şu bilgiyi aldıktan sonra ikinci bileşikte yerine yazmamız gerekecek. İkinci bileşik için eğer mx bölü my değerini hesaplamak istiyorsam ben diyeceğim ki bileşiğin formülü x3 y8 olduğuna göre 3 tane x var yani 3 çarpı 12 var bölü 8 tane de y var. Yani 8 çarpı 1 var. Bak bu oranı olduğu gibi kullandım. Dolayısıyla buradan elde edeceğim oran aslında bu bileşiğin, bu bileşiğin oluşumunda kullanılan element kütleleri arasındaki oranı verecek. Bu da tabii ki 9 bölü 2 olarak karşımıza çıkacak. Şimdi 9 bölü 2 bilgisini nasıl değerlendireceğiz? Diyeceğiz ki bak şurada yaptığımız işlem aynen yapıyoruz. Sadece farklı bir bileşik için yapacağız. Eğer x ve y birleşerek bize mx3y8 kütlesini verecekse. Buradaki oran 9'a 2 olduğuna göre demek ki 11 gram bileşik elde ediyormuşuz. Peki burada 6 gram x kullanacaksam ne kadar y kullanırım veya elde edeceğim bileşiğin kütlesi ne olur? Hemen diyeceğim ki 6 9'un kaç katıdır? Tabii ki 2 bölü 3 katıdır. O zaman 9'un 2 bölü 3 katı kadar kullandığıma göre 11'in 2 bölü 3 katı kadar da ben bileşik elde etmeliyim. Dolayısıyla 22 bölü 3 gram elde edeceğim bileşiğin kütlesi olacaktır. Bir de mol kavramından bahsetmiştik arkadaşlar. Yine aynı ünitenin başlıkları altında. Burada demiştik ki Avogadro sayısı gibi çok önemli bir sayımız var. 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bu bize bir mol maddenin içerdiği tanecik sayısını veriyordu. Bu ister atom olsun, ister molekül olsun, ister iyon olsun kaç tane temel taneciğe sahip olduğunu mol kavramı sayesinde veya Avogadro sayısı sayesinde anlıyorduk. Hani bu mol dediğimiz kavram aslında deste veya düzine gibi bize tane sayısını ifade eden değerlerdi. Bunu nerede kullanıyorduk peki? Bir kütleyi hesaplarken kullanabiliyorduk mesela mol kütle hesabı yaparken. Diyorduk ki mesela metandan bahsediyorsak CH4'ten bize tabii ki burada atom küt kütlelerini karbon 12 hidrojeninde 1 olarak soru veriyor ve diyoruz ki bir tane karbon var yapısında dolayısıyla 12 oradan gelecek 4 tane hidrojen var her birinin kütlesi 1 bir olduğuna göre bu bulduğum 16 değeri 1 mol metanın 16 gram olduğunu bana söylüyordu dolayısıyla atıyorum 2 mol metan derse bunun 2 katı kadar yani 32 gram kütleye sahip olduğunu bilmem gerekiyor ya da sudan bahsediyorsak yapıda 2 tane hidrojen var her birinin kütlesi 1 bir. Bir tane oksijen var onun kütlesi de 16. Dolayısıyla 1 mol su da 18 gram kütlesine sahipmiş. Aslında bunu anlıyorduk. Bir de buradan AKB gibi bir birime gidiyorduk. Onu da gerçek atom kütlesi üzerinden anlıyorduk. Diyorduk ki gerçek atom kütlesinden bahsediyorsak karbon 12 izotopunu kullanıyoruz aslında. Bağıl atom kütlesini buradan hesaplıyorduk. Diyorduk ki karbon 12 izotopundan bahsediyorsan 6 tane protonu 6 tane de nötronu vardır. Ve bunun kütlesi 12 AKB'dir. Yani bir tane karbon 12 izotopunu aldığın zaman bunun kütlesi 12 AKB'ye eşit olmalıdır. Bu da neye götürüyor bizi? 6 proton 6 nötron her bir protonun kütlesinin her bir nötronun kütlesine yaklaşık olarak eşit olduğunu kabul ettiğimize göre demek ki bir protonun kütlesi ve bir nötronun kütlesi her ikisi de bir AKB yani atomik kütle birimi kütleye sahiptir. Dolayısıyla da taneciklerin taşıdığı proton ve nötron sayısı sayesinde biz onların kütlesini AKB cinsinden ifade edebiliriz. Mesela O2'den bahsediyorsak, şimdi oksijenin 8 protonu 8 tane de nötron olduğu için her bir oksijen atomunda toplamda 16 AKB'lik bir kütle vardır. O 2 dediği zaman da 32 AKB'ye eşit olduğunu anlarız. Ama burada neye dikkat edeceğiz? Bir tanesinin kütlesi 32 AKB'dir. Bir molünün kütlesi de 32 gramdır. Yani bu ikisi birbiriyle e, çok yakından hani, ilişkili kavramlardı. Ve diyorduk ki gramla atomik kütle birimi arasında bir geçiş yapmak istiyorsan Avogadro sayısıyla e, çarpman yeterli olacak. Avogadro tane atomik kütle birimi bize gram cinsinden kütleye götürecektir. Bir de mol kavramının hacimle olan ilişkisinden bahsetmiştik arkadaşlar. Demiştik ki normal şartlar ve oda koşullarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir atmosfer basınç ve sıfır santigrat derece sıcaklık bize normal şartları verir ve normal şartlar altında bir mol gaz... E, 22,4 litre hacim kaplarken oda koşullarında yani bir atmosfer basınç ve 25 santigrat derece sıcaklıkta bir mol gaz 24,5 litre hacim kaplar. Bu da gazın türünden bağımsızdır. Türü ne olursa olsun e, bu hacim karşılıklarını bize vermesi gerekiyordu. Hemen bir soru çözelim o zaman. Bakalım iyice hatırlıyor muyuz? Bize ne demiş? Avogadro sayısı kadar atom içeren SO3 yani kükür trioksit gazı ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi arkadaşlar SO3 gazı diyorsa bak nasıl yorumlamamız gerekiyordu o, e, mol kavramı ile ilgili bütün soruları basit oran orantı hesaplarıyla çözebiliriz yeter ki doğru oran orantıyı Şimdi Avogadro sayısı kadar diyorsa bir soru bu aslında bir molü kastediyordur değil mi? Avogadro sayısının karşılığı moldu çünkü. Dolayısıyla bunun içerdiği atom sayısını bize bu şekilde vermiş. Diyeceğiz ki bir mole soyuç gazından bahsediyorsak yapısında üç tane oksijen bir tane kükürt var her bir molekülde. Yani dört mol atom içermesini bekleyeceğiz. Buna göre bir mol atom içeren... Kükürt trioksit gazının kendisi kaç moldür? Basit oran orantımızı kurduk. 4'te 1 olduğuna göre buranın da 4'te 1 olması gerekiyor. Yani 0.25 molmuş. Bak bu bize hemen ilk sorunun cevabına götürdü. Demek ki 0.25 mol molekül varmış. Peki kaç gramdır derse bize kütleye götürürse. Bak mol sayısını bulduk zaten. 0.25 molmuş. O zaman kütleyi hesaplamak için şunu yapacağız. SO3'ün önce bir mol kütlesini bulacağız. Diyeceğiz ki kükürdün kütlesi 32'ymiş zaten bir tane var. Artı 3 tane de oksijen var. Bunların her birinin kütlesi de 16'dır. O zaman burayı 80 olarak buluruz. Bu bilgi bize neyi götürüyordu? Diyorduk ki bunun bir molü o zaman 80 gramdır. Ya da bir tanesi 80 AKB'dir gram cinsinden işlem yapmamızı istediğine göre diyeceğiz ki bunun 1 molü 80 gram olduğuna göre ve bizim elimizde 0.25 mol olduğuna göre bunun kütlesi kaç gram olmalıdır? Sadece 4'te birini almalıyız. Dolayısıyla 20 gram kütlesinde olduğunu hesaplarız. Bir diğer soru demiş ki kaç AKB kükürt elementi içerir? Bak dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burada gram vermiş. İstediği kütle birimi grammış. Burada AKB demiş. Dolayısıyla AKB cinsinden bir birim bulmamız gerekiyor. O zaman şöyle değerlendireceğiz. Her bir molünde bir tane daha doğrusu bir mol kükürt var ve onun kütlesi de 32 32'ymiş. O zaman şöyle değerlendirebiliriz. Bunu bileşikten biz bir mol aldığımız zaman içerdiği kükürdün kütlesi 32 gram olmalıymış. O zaman bizim elimizde 0.25 mol olduğuna göre bunun kütlesi kaç gramdır deriz. Yine basit bir oran oran hesabı yapmış oluruz. Dolayısıyla sadece dörtte birini almamız yeterli. Yani 8 gram kükürt içerdiğini anlarız. Ama bizden gram cinsinden istemiyor ki AKB cinsinden istiyor. Buradaki işlemi nasıl yapıyorduk? Hani demiştik ki gram demek Avogadro sayısı ve AKB'nin çarpımına eşittir. O zaman buraya AKB'yi çevirmek istiyorsak gram gördüğümüz yere NA AKB yazmamız yeterli olacak. Demek ki 8 NA AKB kütlesinde kükürt elementi çevirmiş. Eğer ki bir soruda bize mesela tanecik sayısını verip yani tane cinsinden verip gram cinsinden kütle isteseydi o zaman da e, bunu bölü ena olarak değerlendirmemiz gerekecekti. Son soruda da demiş ki normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar? Bak gaz olduğunu zaten soru bize burada belirtmiş. Diyorduk ki bir mol gaz. Bak türü ne olursa olsun fark etmiyordu bizi. Normal şartlar altında diyorsa 22,4 litre hacim kaplıyordu. E bizim elimizdeki gazın mol sayısı 0,25 mol olduğuna göre bunun hacmi kaç litredir diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla 22,4'ün dörtte birini almamız yeterli olacak. Yani 5,6 litre gibi bir hacme sahip olduğunu göreceğiz. Geçiyoruz arkadaşlar bir diğer konumuz tepkime denklemlerinin yazılması ve denkleştirilmesi üzerineydi. Diyorduk ki bir tepkimeyi denkleştirmek istiyorsak öncelikle e, hangi özelliklerin korunduğunu bilmemiz gerekiyor. Hangileri korunmuyordu onlara dikkat ediyorduk. Atom cinsi atom sayısı toplam kütle ve toplam yük ve tabii ki e, atom altı taneciklerin sayısı her zaman için bir kimyasal ya da fiziksel tepkime de korunmak zorundaydı. Bunlar değişemiyor. Bak mol sayısı değişiyor. E, hacim değişiyor bunların korunması gibi bir şart yok ama bu büyüklüklerin korunması gerekiyor. Dolayısıyla bir tepkimeyi denkleştirirken de bunların korunduğundan emin olmamız gerekiyor özellikle de atom sayısı ve atom cinsinin korunduğundan emin olmamız gerekiyor. Peki bunu tepkime denklemine nasıl işleriz, nasıl uygularız? Diyeceğiz ki arkadaşlar öncelikle bize bir tepkime denk olmayan bir şekilde karşımıza çıkarsa yapacağımız ilk iş buradaki en kalabalık bileşeni seçmek olacak. Mesela bakıyoruz burada C3H8 en kalabalık, en yoğun dolayısıyla onu biz referans olarak değerlendirip diğerlerini ona göre denkleştirmemiz gerekiyor. Ardından referansımızı seçtikten sonra diğer tarafta ki e, bütün maddeleri tek tek buna göre denkleştirme yapacağız. Yani bunu seçtim ya bence 3H8. O zaman öncelikli ürünlerdekileri bir denkleştireceğim. Eğer seçtiğim referans molekülümüz ürünlerde olsaydı girenleri ona göre denkleştirecektim. Öncelik bu şekilde olacak. Ardından da e, bu tarafı tamamladıktan sonra kalabalığın yanındakilerin kat sayılarına bakmam gerekecek. Mesela ilk soruyla başlayalım. Bak ne yaptık? C3H8'i seçtik ya. Diyoruz ki burada 3 tane karbon varsa diğer tarafta da 3 tane karbon olmalı. Bunu karbondioksitin kat sayısına 3 yazarak sağlayabiliriz. Burada 8 tane hidrojen var. O zaman ürünlerde de 8 tane hidrojen olmalı. Suyun kat sayısına 4 yazmamız demek ki yeterli olacak. Şimdi bu taraftakileri tamamladığımıza göre... Buradaki toplam oksijen sayısına bakarak girenlerdeki oksijenin kat sayısını belirleriz. Toplamda 6 artı 4'ten 10 tane oksijen olduğuna göre demek ki O2'nin kat sayısı 5 olmalıymış deriz. Benzer şekilde bunu da çözelim. 2 tane karbon var o zaman karbondioksitin kat sayısı 2 olacak. Toplam 6 tane hidrojen var o zaman suyun kat sayısı 3 olacak ki yine 6 tane hidrojen olsun. Şimdi baktığımız zaman 4 artı 3'ten 7 tane oksijen bu tarafta var. Amacımız burada da 7 tane oksijen olmasını sağlamak olduğu için şimdi burada bir tane var demek ki bu O2'den 6 tane oksijen gelmeliymiş. O zaman katsayısı 3 olduğu zaman burada da toplam 7, burada da toplam 7 tane oksijen olur. Atom sayısı ve cinsini e, koruyacak şekilde katsayıları belirlediğim zaman denkleştirme işlemini tamamlamış oluruz. Bir de tepkime türlerinden bahsetmiştik arkadaşlar tepkime e, türlerini tabii ki kimyasal tepkimeler üzerine konuşacağız bunu e, yanma tepkimesi sentez tepkimesi analiz tepkimesi asit baz veya nötralleşme tepkimesi ve çözülme çökelme tepkimeleri başlıkları altında incelemiştik. İlk olarak yanma tepkimelerinden bahsederken demiştik ki bir maddenin oksijen gazıyla yani O2 ile tepkimeye girmesi yanma tepkimesidir. Burada iki durum söz konusuydu yavaş yanma ve hızlı yanma olarak değerlendirmiştik. Eğer bir metalin yanma tepkimesinden bahsediyorsak ki aslında bu e, paslanma olayıdır mesela demirin yanma olayından bahsediyorsak bu bir yavaş tep yanma tepkimesidir. Ve burada sadece açığa ısı çıkar ışık çıktığını gözlemlemeyiz ama... Organik bileşiklerin yanma tepkimelerinden bahsediyorsak mesela metan gibi bir bileşiği yakıyorsak buradan arkadaşlar açığa çıkan sadece ısı değil bunun yanında e, ışık da çıkacaktır. Yani alevleri burada görebiliyoruz. Yavaş yanmada, paslanma olayında e, bir alev oluşumunu görmemiz mümkün olmuyor tabii ki. E, ve yanma tepkimeleriyle ilgili şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bütün yanma tepkimeleri egzotermik olarak gerçekleşiyordu. Yani açığa ısı çıkararak gerçekleşiyordu. Sadece Azotun yanması hariç de azotun yanma tepkimesi endotermik bir tepkimeydi. Sentez ve analiz tepkimelerine gelecek olursak bunlar birbirinin tersiydi aslında. Sentez hani oluşumdu bir diğer adı zaten adı üzerinde e, oluşum tepkimesi olduğuna göre ne yapmasını bekliyoruz? En az iki farklı bileşenin birleşerek tek bir bileşik yapısını diğer tarafta oluşturması gerekiyor. Yani bir tepkimenin girenlerinde birden fazla madde varsa ve ürünlerde sadece tek bir madde varsa bu bir sentez tepkimesi olduğunu bize gösterir. İşte kalsiyum oksitin karbondioksitle tepkimeye girip kalsiyum karbonat oluşturması veya hidrojenin oksijenle yanma tepkimesi verip su bileşiğini oluşturması e, bu tepkime türüne örnektir. Şuna dikkat arkadaşlar O2 ile giren tepkimeyi yanma olarak değerlendirmiştik. Demek ki bir tepkime aynı zamanda birden fazla tepkime türüne de ait olabiliyormuş. Yani şu tepkime hem bir yanma tepkimesidir hem de bir sentez yani oluşum tepkimesidir diyoruz. Analiz yani ayrışma tepkimelerine gelecek olursak bunun tam tersi büyük bir bileşen parçalarına ayrılmış olacak. Girenler de tek bir parça olacak. Ürünlerde birden fazla parçaya ayrılmış şekilde olacak ki biz onu analiz tepkimesi olarak değerlendirelim. Mesela burada amonyak gazı, e, azot ve hidrojen şeklinde bileşenlerine ayrılmış. Ya da kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit ve karbondioksit şeklinde bileşenlerine ayrılırsa bu yine bir analiz tepkimesi olur. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. ki elementlerine ayrılmak zorunda değil ya da illaki elementlerinden oluşmak zorunda değil. Küçük parçaların birleşmesi veya büyük bir parçanın e, küçük parçaların ayrılması bizim için yeterli oluyor. Asit baz tepkimelerine gelecek olursak bir asitle bazın tepkimeye girip tuz ve su oluşturmasına nötralleşme tepkimesi diyorduk arkadaşlar. Bak nötralleşme ve asit bazla ilgili şuna dikkat ediyoruz. Asitle bazın tepkimeye girmesi o tepkimenin asit baz tepkimesi olması için yeterli. Ama eğer açığa tuz ve su çıkıyorsa bu bir de nötralleşme tepkimesi olarak adlandırılır. Yani aslında nötralleşme tepkimesi asit baz tepkimesinin bir alt kümesidir şeklinde değerlendirebiliriz. Hidroklorik asidin sodyum hidroksitle yani bir asidin bir bazla tepkimeye girip sofra tuzunu oluşturması ve açığa bir de su molekülü çıkarması buna bir örnekti. Çözünme çökelme tepkimelerine gelecek olursak burada da arkadaşlar suda iyi çözünebilen iki farklı tuzu ayrı kaplarda suda çözüp yani çözeltilerini oluşturup sonra aynı kabın içerisinde birleştirdiğimiz zaman birinin anyonuyla diğerinin katyonunun birleşerek dipte çökelti oluşturmasına çözünme çökelme tepkimesi adını veriyorduk. Mesela burada sodyum klorür suda gayet iyi çözünmüş. E, gümüş nitrat yine aynı şekilde suda iyi çözünmüş. Bunları ayrı kaplarda çözüp aynı kabın içerisinde birleştirdiğimiz zaman birinden gelen gümüş ile diğerinden gelen klor iyonları birleşerek gümüş klorür katısını oluşturmuş bize ve sodyum ve nitrat iyonları da birleşerek suda çözünen başka bir tuz yapısını oluşturmuş. İşte bu tepkimeyi e, bu çökelmeden ötürü çözen bir çökelme tepkimesi olarak adlandırılıyor. Bu da arkadaşlar karşımıza iki türlü soru gelecek diye. bir net denklemini yazınız diye biliyordu. Net denklemi her zaman için çökelen maddeye yönelik bir e, denklemdi arkadaşlar. E, çökelen tuz AGCl olduğuna göre bu birinden gelen Ag artı iyonlarıyla diğerinden gelen Cl iyonlarının AGCl katısı olarak dibe çökmesi bizim için net iyon denklemiydi. Bir de seyirci iyonları isteyebilir bizden. Seyirci iyonlar tepkimede çökelmeye uğramayan iyonlardı. Dolayısıyla burada sodyum nitratı oluşturan sodyum ve nitrat iyonları bizim için e, seyirci iyonlar görevini görüyorlardı. Bir de Kimyasal hesaplamalar dediğimiz çok önemli bir bölüm var arkadaşlar. Aslında mol kavramında ve kimyasal tepkimelerin denklemlerin denkleştirilmesinde gördüğümüz kısımların birleştirilip uygulamaya geçirildiği bölüm olarak burayı değerlendirebiliriz ve farklı farklı soru tipleri karşımıza çıkıyordu. Bunlardan ilki ve en basiti miktar geçiş problemleriydi. Şimdi hepsinde bu denklemi bu durumu uygulayacağız. Sadece farklı farklı tiplerle sorular karşımıza gelecek. İlk olarak diyeceğiz ki bir miktar geçiş problemi varsa karşımıza gelen yapacağımız şey bize miktar olarak ne verirse versin. Tanecik sayısı, kütle, hacim veya doğrudan mol verebilir bir soru bize. Hangisinden verirse versin biz bu tanecik sayısını önce mole çeviriyorduk. Ardından da tepkimenin kat sayıları ile Tepkimede harcanan ve oluşan maddelerin mol sayılarının e, orantılı olması gerektiğini ifade ediyorduk. Bu oranlamayı kuruyorduk arkadaşlar. Ardından bulduğumuz sonuçları eğer bizden farklı bir miktar türünden istiyorsa soru yine e, çevirip cevabımızı verebiliyorduk. Mesela bize demiş ki. 4 gram metan bileşinin yeterli miktarda O2 ile tam verimle yanma tepkimesinde kaç gram su elde edilir ve oluşan karbondioksit normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar? Arkadaşlar yapacağımız şey şu olacak. Diyeceğiz ki biz bu tepkimeyi bir alalım karşımıza denkleştirelim. Şimdi CH4 O2 ile tepkimeye girecek ve karbondioksit ile su oluşturacakmış. Tepkimemiz buymuş. Şimdi metan Karbon bir tane içeriyor. Dolayısıyla karbondioksitin katsayısı 1 olabilir. E 4 tane hidrojen var. O zaman suyun katsayısı 2 olmalı ki 4 tane hidrojen olsun. Şu anda ürünlerde toplam 4 tane oksijen oldu. O zaman O2'nin katsayısı da 2 olduğu zaman denkleştirmeyi tamamlarım. Bak, ilk adımım tepkimenin denk olduğundan emin olmak. İkinci adımım bana verilen miktarları mole çevirmek. Şimdi şu bilgiye sahibiz. Karbon 12 atom kütlesine sahip, hidrojen 1, oksijen de 16. Her soru bize bu bilgiyi verecek zaten. Şimdi diyeceğiz ki metanın mol sayısını ihtiyacımız varsa önce gidelim bir onun mol kütlesini bulalım. CH4 12 karbondan gelecek 4 art çarpı 1 de hidrojenlerden gelecek ve 16 olarak bulacağız. Yani bu ne demekti? 1 mol metan 16 gram kütlesine sahiptir demek oluyordu. Ama bizim elimizde sadece 4 gram varmış. Dolayısıyla önceliğimiz onun bir mol sayısını bulmak olsun. 4 ile 1 olduğuna göre 0.25 mol metan olduğunu hesaplamış olduk. Bak yapacağımız şu. Bundan 0.25 mol harcandığına göre O2'den kat 2 olduğuna göre bunun 2 katı olacak. Yani 0.5 mol harcanacak. Karbondioksit katsayısı 1 olduğuna göre 0.25 mol oluşan madde olacak ürünlerde olduğu için suyun katsayısı 2 olduğuna göre bunun da mol sayısının 0.5 olması gerekiyor. Şimdi bütün ihtiyaç duyduğumuz bilgilere sahibiz. Yapmamız gereken tek şey e, buradaki istenilen miktarlara yeniden dönmek. İlk soru bize demiş kaç gram su elde edilir? Hemen şunu yapıyoruz. Suyun mol kütlesi kaçtır? 2 çarpı 1 hidrojenden gelecek, 16 da oksijenden gelecek ve 18 olarak bulacağız. Yani bu bilgi ne demekti? 1 mol su 18 gramdır demek oluyor. Peki bizden kaç molünü istiyor? Hemen onu şurada hesaplamıştık zaten. Sudan 0.5 mol elde edildiğine göre bunun kütlesi kaçtır diyeceğiz ve sadece yarısı olduğu için 9 gram su olduğunu hesaplamış olacağız. İkinci soru karbondioksiti soruyor ve hacmini soruyor. adı dediğine göre diyorduk ki 1 mol gaz türü ne olursa olsun 22,4 litre hacmine sahiptir. Bizim elde ettiğimiz karbondioksitin 0.25 mol olduğunu gördüğümüze göre bunun hacmi kaçtır şeklinde orantıyı kurmamız yeterli olacak. 4'te 1'i olduğuna göre 5.6 litre karbondioksit gazı elde ettiğimizi görüyoruz. Mesela bize e, harcanan suyun mol sayısını sorsaydı ne diyecektik? Diyecektik ki 0.5 mol oksijen harcanmıştır bu tepkimede. Ya da kütlesini de sorabilirdi. Derdik ki bunun 1 mol 32 gram olduğuna göre 0.5 mol 16 gramdır. O yüzden 16 gram O2 harcanmıştır istediği yorumu yapardık. Bir diğer soru tipi de artan madde problemleriydi arkadaşlar. Artan madde problemlerinde bir tablo oluşturmamız gerekiyordu. Yine e, miktar geçiş problemlerindeki işlemleri aynen uyguluyoruz ama burada girenlerden birinin tamamının kullanılmaması gerekiyor. Dolayısıyla oradan bir artan madde olması gerekiyor ve onu e, diğerini de yani biten maddeyi de sınırlayıcı bileşen olarak değerlendirmeye almamız gerekiyordu. Önceliğimiz her zaman neydi? Bize verilen maddelerin mol cinsinden miktarlarını bir bulmak. Bak 20 28'er gram N2 ve H2 diyor. Şimdi hemen onu bir bulalım. N2'nin kütlesi bak azot 14 olduğuna göre 28'miş. Dolayısıyla bu 1 molmuş aslında. H2'nin molekül kütlesi 2 çarpı 1'den 2'dir. Dolayısıyla 1 molü 2 gram olduğuna göre 28 gramı tabii ki 14 mol olmalı diyeceğiz ki 14 çarpı 2'den 28 gram kütlesine sahip olabilsin. Dolayısıyla elimizdeki mol sayılarını biliyoruz. Oluşturacağımız tabloyu şöyle çiziyorduk arkadaşlar. Önce bir tepkime yazacağız tabii ki. N2 H2 ile tepkimeye girip NH3 bileşiğini oluşturduğuna göre... Bir denklemimizi denkleştirelim. İki tane azot var. O zaman bunun katsayısı 2 olmalı. Dolayısıyla burada 6 tane hidrojen varsa H2'nin katsayısı da 3 olmalı ki denkliği tamamlayalım. Bu denklemi denkleştirdikten sonra şunu yapıyoruz. Başlangıçta elimizde neler var? Değişim durumun neler olur? Ve son durumda elimizde neler vardır? Bunları yerine yazdığımız zaman en vay çeşit soru gelsin hepsinin cevabını hazırlarız arkadaşlar. Şimdi şunu biliyoruz ki başlangıçta elimizde 1 molen 2 var. Ve 14 mol H2 var. Başlangıçta tepkime hiç başlamadan tabii ki ürünlerden elimizde hiç yok. Şimdi başlangıç miktarlarını yerine yazdık. Bu aşamadan sonra şu soruya cevap bulmamız gerekiyor. Bu miktarlara göre önce hangisi biter? Bak şimdi eğer 1 mol N2'nin tamamını kullanırsam benim 3 mol H2'ye ihtiyacım var ki elimde fazlasıyla var. Eğer 14 mol H2'nin hepsini kullanacak olsaydım 14 bölü o 3 mol N2'ye ihtiyacım olurdu ki elimde böyle bir miktar yok. Demek ki tepkime de harcanıp tükenen madde N2'ymiş. Yani 1 mol N2 harcıyormuşum. O zaman katsayısı 3 olduğuna göre 3 mol H2 harcarım ve katsayısı 2 olduğuna göre de 2 mol NH3 oluşumunu burada gözlemlerim. Şimdi değişim durumlarını da yazdığımıza göre yani bir tanesini belirledikten sonra gerisi zaten akıp gelecek. Son durumda N2'den elimde hiç kalmadığını görüyorum. Demek ki 14 3'ten 11 mol H2 elimde kalmış ve 2 mol de NH3 elde etmişim. Burada demek ki sınırlayıcı bileşen kimmiş? Hangi madde bitiyorsa o bizim için sınırlayıcı bileşendi. Yani N2 sınırlayıcı bileşenmiş diyeceğiz. Şimdi ilk soru bize demişti ki kaç gram NH3 elde edilir? Miktarları biliyorum. Elimdeki mol sayısını biliyorum ya da harcanan maddelerin hepsini biliyorum. Dolayısıyla yapacağımız neydi? N2'nin molekül kütlesi 28 olarak bulmuştuk zaten. Yani e, pardon NH3'ü bulmamız gerekiyor tabii ki burada. NH3'ün molekül kütlesi 14 artı 3'ten 17 olarak bulacağız. Bu ne demek oluyor? 1 molü 17 gramdır demek oluyor. Elimizde 2 mol NH3 oluştuğuna göre 2 molü kaç gramdır diyeceğiz. Dolayısıyla 17 çarpı 2'den 34 gram NH3'ün elde edildiğini hesaplamış olacağız. İkinci soru demiş ki hangi maddeden kaç gram artar? Şimdi artan maddenin hidrojen olduğunu zaten bulduk. Ve hidrojenden artan maddenin 11 mol olduğunu bulduk. H2'nin molekül kütlesinin de 2 olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla bunun 22 gram kütlesinde olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Biz 28 gram almış olsak bile başlangıçta bundan sadece 22 gramı artan madde olarak kalmış biz 6 gramını harcamışız demek oluyor. Bir diğer soru tipimiz yüzde verim problemleriydi arkadaşlar. Yüzde verim problemlerini de şöyle değerlendiriyorduk. Hani az önce yaptığımız işlemlerin hepsi tam verimle gerçekleşen tepkimeler içindi. Yani girenlerden en az birinin bittiği tepkimeler içindi. Bu defa girenlerden bir veya birden fazla olabilir. Hiçbirinin bitmemesi gerekiyor. Bu tarz soruları çözerken şöyle düşüneceğiz. Tam verimle gerçekleşseydi ne olurdu? Şu anda tam verimle gerçekleşmediğine göre ne olmuş? Bunlar nasıl kıyaslayabiliriz? Bunun üzerine yorum yapacağız. Şimdi tepkimemiz bu olduğuna göre bize ne diyor? 56 gram kalsiyum oksit elde ediliyormuş. Bize verilen miktar neyse hemen bir mole çevirelim. Bunun için de kalsiyum oksitin mol kütlesine ihtiyacımız var tabii ki. Kalsiyumu 40 vermiş. O oksijeni de 16 olarak vermiş. Yani 56 olarak bulacağız. Bak 56 gram kalsiyum oksit dediğine göre biz buradan ne anlıyoruz? Demek ki 1 mol kalsiyum oksit bileşiği elde ediliyormuş. Yani şundan 1 mol elde edilebilmesi demek. E karbondioksitten de 1 mol oluşması, kalsiyum karbonattan da 1 mol harcanması demek oluyor arkadaşlar. Şimdi bu %50 verimle gerçekleştiği zaman elde ettiğimiz durummuş. Şimdi diyeceğiz ki o zaman %50 verimle gerçekleşirken 1 molünü harcadığımıza göre yüzde yüz verimle gerçekleşseydi ne kadarını harcayacaktık? Yani elimizdeki aslında e, toplam temeldeki miktar neydi? Tabii ki bunun iki katı olacağına göre 2 mol kalsiyum karbonat e, elimizde varmış. Biz bunu sadece 1 molünü harcamışız. Bizden ne istiyor peki? Doğrudan zaten kaç mol olduğunu istiyor. Yani 2 mol kalsiyum karbonat bulunduğunu söylüyoruz. Bir diğer soru tipi de yine çok benzer aslında çözüm yöntemleri. Safsızlık problemleri. Az öncekinde verim üzerine konuşuyorduk. Ee, başlangıçta bir miktar var ama biz onun hepsini kullanmıyoruz diyorduk. Bu defa da başlangıçtaki miktarın tamamı saf değil e, safsız olan kısım var. Saflığı bozan kısım var. O zaman yapacağımız nedir? Buradaki tepkimi gerçekleştiren yer sadece saf olan kısımdır. Onun kütlesini bulur. Oradan da toplam kütleye bunun hesabını yaparız diyorduk. Şimdi yapacağımız işleme göre NH3 gazı e, tepkime sonucunda toplamda 6 Na tane hidrojen içeriyormuş. Bak 6 Na tane hidrojen demek ne demek? Aslında 6 mol hidrojen demek. Ve e, bizim buradaki NH3'ten bahsettiğimize göre her bir molekülün yapısında 3 tane hidrojen olduğunu görüyoruz. Diyeceğiz ki 1 mol NH3 3 mol hidrojen atomu içeriyordur. Buna göre 6 mol hidrojen atomu içeren NH3 kaç moldür deriz ve bunun hemen arkadaşlar 2 kat olduğuna göre 2 mol olduğunu buluruz. Demek ki bizim elimizde şu tepkime sonucunda oluşan NH3'ün mol sayısı 2 molmüş. E katsayısı 1 olduğuna göre HCl'den de 2 mol oluşmalıymış. Tepkime yine katsayısı 1 olduğuna göre NH4Cl'den de 2 mol harcanmalıymış. Bak bunu bulduk. Bu %50 saflıktayken gerçekleşen durumdu. Şimdi o zaman bunun bir kütlesini bulalım. NH4Cl'nin önce tabii ki bir molekül kütlesini bulmak lazım. E, azotun atom kütlesi 14'tü. Hidrojenin atom kütlesi 4 şey 1'di dolayısıyla 4 çarpı 1 diyeceğiz. Artı klorunki de 35,5'muş. Onu da yerine yazdık arkadaşlar. E, dolayısıyla buradan 52,5 olarak bulacağız. Bak bu ne demek? 1 mol amonyum klorür 52 52,5 gramdır demek olacak. O zaman 1 molü 52,5 gram olduğuna göre ve biz tepkime sonucunda 2 mol harcadığımızı anladığımıza göre bunun kütlesi nedir deriz? Yalnızca iki katını almamız yeterli olacak. Yani 105 gram amonyum klorür tepkimede harcanmış. Şimdi buraya kadar geldik ama bu harcadığımız madde başlangıçta elimizde olan maddenin sadece %50'siymiş çünkü %50 saflıktaki diyor. O zaman diyeceğiz ki bu maddenin %50'si 105 gram kütlesinde olduğuna göre yüzde yüzü yani tamamı kaç gramdır diyeceğiz. Yine iki katını almamız yeterli olacak. Demek ki başlangıç elimizde 210 gramlık bir katı varmış. Bunun sadece yarısı saf bir şekilde amonyum klorürmüş yani 105 gramı. Dolayısıyla o da 2 molmuş. Bunun tepkimesi sonucunda da 2 mol amonyak ve 2 mol hidroklorik gazı elde edilmiş. Bir diğer soru tipimiz ise atom kütlesi bulma problemleriydi arkadaşlar. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Yine aynı şekilde aslında e, mol sayısını önce buluyoruz. Oradan da e, bize bileşiğin kütlesini verdiği için mol sayısından bir molünün kütlesini önce çıkarıp sonra da mol kütlesini e, bileşin formülü üzerinden yerine yazmamız atom kütlesini bulmakta bizim için yeterli oluyordu. Mesela karşımızdaki soruya bakarsak 12 gram hidrojen ile yeterli miktarda x2'nin denkleme göre tepkimesinden... 68 gram XH3 bileşiği oluşmaktaymış. Bak 12 gram H2. Hemen önce bir bunun mol sayısını bulalım. H2'nin mol kütlesi 2 idi. Dolayısıyla 1 mol 2 gram da o zaman 12 gramı bunun yarısı kadar yani 6 mol kütlesine sahip olması gerekiyormuş. Burayı anladık. O zaman tam verimle dediğine göre biz H2'den 6 mol harcıyorsak buradaki X2'den bak katsayısı 1 olduğuna göre 2 mol harcıyoruzdur. Katsayısı 3'te 1 olduğu için. Bunun katsayısı 2 olduğuna göre o zaman ne diyeceğiz? 4 mol xh 3 elde etmemiz gerekiyormuş. Peki bu xh 3ün yani 4 mol xh 3ün kütlesini bize burada vermiş. Diyeceğiz ki o zaman bunun 4 molü 68 gram yapıyorsa 1 molü kaç gram yapar? Çünkü mol kütlesine ihtiyacımız var. Bizimki formülde yerine yazıp e, atom kütlesini bulabilelim. Diyeceğiz ki o zaman dörtte birini almamız yeterli. Yani buradan 17'yi bulacağız. Bu ne demek? 1 mol XH3 17 grammış. O zaman XH3'ü yerine yazacak olursak. Atom kütlesi, X'in atom kütlesi artı 3 çarpı hidrojen. Hidrojen atom kütlesinin 1 olduğunu biliyoruz. Burası 17'ye eşitmiş. O zaman X'e kalıyor? Tabii ki 14 kalıyor. Yani X'in atom kütlesinin 14 olduğunu hesaplıyoruz. Bir diğer soru tipimiz. Formül bulma problemleriydi az önce atom kütlesi buldurmuştu şimdi de formülü bizden isteyebilir. E bu defada arkadaşlar yine tepkime yazıp denkleştirmek bizim için elzem olacak tabii ki ve miktarlarla kat sayıları orantılayacağız her zamanki gibi. Bize bu defa CNH2NRT2 gibi bir genel formüle sahip bir bileşik vermiş bunun yanma tepkimesinden bahsediyor. Tamamen yakıldığında da 72 gram su elde ediyormuşuz. Ve burada 2 molünü yakıyormuşuz tabii ki. Ee, o zaman ne diyeceğiz? 72 gram suyun kaç mole denk geldiğini bir bulmamız gerekiyor. 1 mol suyun 18 gram olduğunu zaten defalarca hesapladık. O zaman elimizdeki bu 72 gram kütlesindeki su kaç moldür diyelim bir ilk olarak bu adımımızı tamamlayalım arkadaşlar. Tabii ki 4 katı olduğuna göre 4 molluk bir e, su bileşiğinin elde edilmesini bekliyoruz. Şimdi tepkime yazacak olursak bak yanan bileşiğimiz neymiş? CNH2N2 bunu O2 ile tepkimeye sokuyormuşuz. Ürün olarak da karbondioksit ve su açığa çıkıyormuş. Şimdi denklik yapmak istiyorsak ne yapacağız? Diyeceğiz ki n tane karbon varsa karbondioksitin kas sayısı n olmalıdır. 2 n artı 2 hidrojen varsa suyun kas sayısı n artı 1 olmalı ki şu 2 ile çarptığımız zaman 2 n artı 2 olabilsin. Buradaki o 2'nin kas sayısı ne oluyor? 2 n artı n artı 1'den 3 n artı 1 tane oksijen var. Yani burası 3 n artı 1 bölü 2 yazdığımız zaman e, denkleştirmeyi tamamlamış olacağız. Ama bizim tabii ki bütün işimiz burada suyun kas sayısıyla. Bize demiş ki 2 molünden e, toplamda elde ettiğimiz miktar 4 molmuş arkadaşlar. Buna göre en sayısı kaç olmalı? Bunu yorumlamamız gerekiyor. Yani e, buradaki 1'e karşılık en artı 1 neye eşit olmalı? E, 2'ye eşit olmalı. Demek ki en sayısı yani 2 katı olduğu için buradan yorumlayacağız. 2'ye e, 4 ise 1'e 2'dir şeklinde yorumlamamız gerekecek. Demek ki en sayısı 1'miş. O zaman bizim bileşimimizin formülü ne olmalıymış? CNH2N artı -2, 2 olduğuna göre CH4 şeklinde olmalıymış. Eni sadece 1 olarak yerine yazmamız yeterli oluyormuş. Karışım problemlerine gelecek olursak. Bu defa arkadaşlar birden fazla madde var. E, ve buradaki her bir bileşenin tepkimesini ayrı ayrı yazıp denklemde değerlendirmeye almamız gerekiyordu. Mesela karşımızdaki soru karbon monoksit metan ve helyum gazlarını vermiş. Bunların normal şartlar altında 44,8 litre hacim kapladığını söylemiş. Bak hemen şunu yapıyoruz. 1 mol 22,4 litre ise 44,8 litre 2 moldur. Şimdi öncelikle bir bunu yazdık. 18 gramda su elde ediyormuşuz bu tepkimeden. Bunu zaten 1 mol 18 gramdı. O zaman 1 mol su elde ediyormuşuz. 44 gramda karbondioksit elde ediyormuşuz. Ki karbondioksitin de molekül kütlesini hesapladığımız zaman 12 artı 2 çarpı 16'dan 44 olarak bulacağız. Yani bu da 1 molmuş. Bu tepkimenin sonucunda elde ettiğimiz veriler ortada. Şimdi ama hangileri hangi tepkimeyi veriyor onu değerlendirmemiz gerekiyor. Karbon monoksit yanar mı? Evet yanar ve karbondioksit açığa çıkarır. İlk tepkimemiz buymuş. Şöyle buraya 1 bölü 2 yazdığımız zaman da denk hale gelir zaten. Metan yanar mı? O da yanar. Metanın O2 ile tepkimesinden açığa karbondioksit ve su çıkmasını bekliyoruz. Denkleştirmeyi yaptığımız zaman daha az önce yapmıştık zaten şu ikisinin katsayısına 2 iki yazmamız yeterli oluyordu. Helyum yanmaz çünkü kendisi bir soy gaz zaten. Dolayısıyla değerlendirmeye almamız gereken iki tepkime budur. Şimdi ne bekliyorduk biz? 1 mol suyun oluşmasını bekliyorduk. Bak H2O'dan bir mol açığa çıkıyormuş ki suyun açığa çıktığı tek tepkime bu. Dolayısıyla buradan 1 mol açığa çıkmasını istiyorsak metandan 0.5 mol yakmamız gerekiyor. Burayı da anlıyorduk. Ayrıca katsayısı 1 olduğu için karbondioksitten de 0.5 mol oluşmasını bekliyoruz. Şimdi hepsinin buradaki mol sayılarını biliyoruz. Hatta burada oksijenden ne kadar harcanmalıdır? Onu da bulabiliriz. Katsayısı 2 olduğuna göre 1 mol de oksijen harcandığını söyleyebiliriz. Şimdi suyu ortaya çıkarttık. Karbondioksitten oluşan toplam 1 mol olduğunu söylüyor. Şimdi 0.5 mol'ü buradan oluştuğuna göre demek ki 0.5 mol karbondioksit de burada oluşmalıymış. Katsayısı 1 olduğuna göre buradaki karbon monoksitin miktarında da 0.5 mol olması gerektiğini anlıyoruz. O zaman toplam 2 mol'ü oluşturan ne var elimizde? Bir karbon monoksit vardı 0.5 molmuş. Artı e, metan vardı o da 0.5 molmuş. Bir de helyum vardı. En helyum diyelim. Demek ki buradaki helyum mol sayısının 1 mol olması gerektiğini anlıyoruz ki toplam 2 mol olabilsin. Ama bizden kaç gramdır diye bulmamızı istemiş ve helyumun mol kütlesini 4 olarak vermiş. Demek ki e, toplamda 4 gramlık helyum varmış bizim karışımımızın içerisinde. Karışımlar ünitesine gelecek olursak arkadaşlar karışımları sınıflandırarak başlamıştık homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere. Homojen her yerinde aynı özelliği gösteren ve tek fazla görüntüye sahip olan karışımlardı. Tuzlu su, hava, çelik gibi karışımlar bunu örnekli Heterojen karışımlar katı katı heterojen karışımlar basit veya adi karışım katı sıvı heterojen karışımlar süspansiyon sıvı sıvı heterojen karışımlar emülsiyon, e, sıvı gaz veya katı gaz karışımlar aerosol ve kan gibi süt gibi askıda kalmış yapılarda kolloid özellik gösteriyor. Bunun yanı sıra e, çözelti kavramından bahsetmiştik. Çözeltilerin nasıl oluştuğundan bahsetmiştik. Şimdi demiştik ki polar çözücüler polar çözücülerde apolarlarda apolarlarda çözünür. Yani benzer benzeri çözer gibi bir prensip vardır. E, polar maddeler apolar madde içerisinde çözünmezler. Böyle bir durum beklemeyiz demiştik. Çözünme olayını da İyonik ve moleküler olarak ikiye ayırmıştık arkadaşlar. Demiştik ki çözünen maddelerin çözücü içerisinde iyonlarına ayrışması iyonik bir çözünme sürecidir. Mesela sodyum klorür gibi bir tuz yapısı sodyum ve klor iyonlarının ayrışarak suda çözünüyorsa bu iyonik bir çözünme olayıdır e, ve iyonik bileşikler Polar çözücülerde iyi çözündükleri için tanecikler arasında iyon dipol etkileşimleri oluşturarak çözünmeyi gerçekleştirirler. Moleküler çözünmeye gelecek olursak da az önce öğrendiğimiz benzer benzeri çözer prensibi geçerliydi. E, molekül yapılarında polarlar polarlarda, apolarlar ise apolarlarda çözünür. Mesela e, metil alkolün suda çözünme sürecinde hidrojen bağları oluşarak çözünme gerçekleşiyordu. Çünkü hem su hem de metil alkol e, polar yapıdaydı ve ikisi de fon kuralına uyduğu için hidrojen bağı oluşturarak çözünmeyi tamamlıyorlardı. Ve diyorduk ki eğer çözünme sürecinin sonunda ortamda iyonlar oluşmuşsa bir iyonik çözünme sürecinden bahsediyorsak elektrolit bir çözelti elde ederiz. Yani çözeltimiz elektriği iletir. Ancak moleküler çözeltilerde iyonlar olmadığı için elektrik iletkenliği beklemeyiz. Bu şekilde de e Ayrıştırmamızı yapmıştık. Daha doğrusu çözüm olayını e, kategorilendirmiştik. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandıralım. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Videoyu lütfen beğenelim. Eğer kanala hala daha abone olmayan varsa bir an önce aboneliğini tamamlasın. Ve kendimize çok iyi bakalım. E, yeni dönemimizde yine tam da burada tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.